Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hazır yine tilavat kılıngan Sure-i Kerime Kuvvirat Suresi. Bu Sure-i Kerime'de kıyamet manzaraları zikir kılınadı. Bütün alem astın üstün bu geçişliği, tizim, kainat tizimi izden çıkıp geçişliği ve hakeza. Bu Sure-i Kerime bizge cüdeyem kop narsa bir adım. Eğer dikkat bilen unga kulak tutsak. Bu Sure-i Kerime'deki bir ayet. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ dedi Allah Ta'ala. Yani sizlerini sahibiniz, sizlerini dostiniz mecnun, yani akıldan azgan cinnimez. O kim odu? Kim? Muhammed Aleyhisselam. Kalay ayette Allah Ta'ala sizi sahibiniz, sizi peygamberiniz, sizi dostiniz mecnunmez, cinnimez de yaptı. Demek ki bu ayet nazil oldu. Vahiy düşkende Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın yan atrafdaki karındaşları, konu koşulları, kabileleri, kavimleri cüde yakşı bilirdi ki hayatları da yalgan sadır bu megelligini. Yalgan gəpir megelliklerden kavimleri içi de emin degen nam bilen tenilgelleri, işançli, en doğru söz. Eğer o yalgan deydigen buluşsa, özlerini, itiraflarını yalgan çıkarışken buluşadı. Belki ne deyişti? Bu sihirgar deyişti. Hatta ki ayı ikiye ecretkarlarda ne deyişti? Bunu sihri yer tügül Osmanlı'ya ötedigen buptu deyişti. Bu aklı cay demez, cinni mecnun deyişti. Bu alğav dalğav çüşlerini koredi deyişti. Yani biz Resulullah'ın sünnetleri deyimiz. Resulullah'ın şefaatlerini ümit kılamız. Demek ki uzatlı hulkları, uzatlı hayatlardan uzunmuzu hayatımızda iktibas amayımız. Bırak gelip durup tosetten bizi cinli dese ne deyimiz? Gezarıp, bozarıp, kızarıp, içimizdeki bar nefretimizi onge beremiz. Mene sen gidip. Hakaret, sokiş ve hakeza. Sen ağzını yakalayıp yapır, ne medevaz sen deyimiz. Ya ki olmasa, başka. Bu ne medev yani? İnsan gâhıda haklı tanqıt aladı, gâhıda nahak tanqıt aladı. Yani, bilmezsen yapır o işi mümkün, adaşlığı mümkün, ya ki kasten bir işi mümkün. Allah Ta'ala, mana şu müminlerinin sıfatı da Furkan suresi de merhamet kıladı. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا dedi. Cahiller ularga söz katseler, yani gapirseler, nadallikleri bilen eziyet verseler, Allah'ki suyukli bendeler sizlerge salametliği bulsun deyip yolları da devam etdi. Uruşmaydı, telaşmaydı, bakırmaydı, koçanı kotarmaydı. Yani bizdeki ibadetini, bizdeki hulkunu asarı koçada, üyümüzde, işhanemizde, dostumuzda korunsun. Karaginde başkalar sen hem namaz okusayın şunaki adamga aylanıp kalasan mı deyip havas bilen korsetsin sizi. Namaz okudunu mu, okumadınız mı? O farkı yok iken o bu adam mı? Namazı bunge ne mi verirdi diyemezsin. Yani insanı okuyan namazı, kalbi, ruhu, hayatı da yer kıtıp korunsun. Başkalar içi de huddi yüzdeki haldeki korunsun Müslüman adam. O hulku bulan buladı. Yani Resulullah'ın sünnetleri gereği olsa bizge gâhıda haklı, gâhıda nahak tankıt buladı. Bizi yamallap koyadı. Sokup koyadı, ne deyimiz? Umulan birge ait iştiler mi? Resulullah özlerge nispeten mecnun değilse, sihirgar değiştirse, ya ki alga o da alga o çüşlerini koradı bunu, gepiri iştirmeyle değilse, ne deyidiler? Yok.
cahillik qilmadilar. Balki mana shu Qur'onda kelgan mu'minning haqiqiy sifatini hayotlarda ko'rsatdilar. Yo'llarida, haq da'vatlarida qolmadilar. Bilamiz, Ka'ba oldida sajdada bo'lganlarida tuyani najosatlari ichakchavoqlarni boshlariga ag'darishdi. Rasulullohning qo'llarida armiya bor edi, esdan chiqarmaydi. Ya'ni kuch bor edi. Zabardast sahobalar bor edi. Menga falon bir mushrik, falon bir Abu Jahl bormi, boshqasi bormi, juda aziyatni kuchaytirib yubordi. Kallasini olib kel desalar qilardi. Qoldirishmasdi uni. Lekin unaqa qilmadilar. Aytamiz-ku, o'zlarining qo'llarida kuch, qudrat, harbiy jihatdan ham, hamma jihatdan bo'la turib bu ishni qilmadilar. Demak, bu ham bizga sunnat. Bu ham bizga Rasulullohdan go'zal axloq. Mana shunda inshaalloh musulmon axloqi bilan bo'lan. Qiyomat kuni bizni biror bir amalimiz, namozimizmidi, sadaqamizmi, ihsonimizmi bizdagi go'zal xulq mezon tarozimizni bosganchalik og'ir bosmaydi. Buni esdan chiqarmaylik. Kechalar namoz o'qigan bo'lsak, kunduzlari ro'zalan tutgan bo'lsak-ku, lekin u ibodat bizni axloqimizda ko'rinmasa, biz o'zimizni charchatamiz. O'zimizni aldab qo'yamiz. Chunki qaysi ibodat bo'lsin, bizni asosiy o'zgartirishligi kerak. Ha? Alloh taolo nima dedi? Innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Biror bir qavm o'zlarini o'zgartirmagunlarcha Alloh taolo ularni o'zgartirmaydi. Ya'ni kechqurun bir ertalab tursangiz, uyqudan boshqacha bir odam bo'lib turmas ekansiz-da, o'zingizdagi harakat bo'lish kerak. Ya men bugun boshqacha bo'lmanmi deb bunaqa mo'jizani kutmang deganda bu. Siz qadam tashlaysiz, siz yurasiz. Robbingiz sizga qarab kelgin, yuguradi, yuradi. Ya'niki yaqinlashish ma'nosida. Shuning uchun mana Qur'onlarni ishlaymiz. Mana shu Kuvirat surasini ishlaganimizda bilaylikki, Rasulullohni qavmlari orasida majnun deyshgan ekan. O'shandoq rostgo'y payg'ambar. Endi bizni aytishsa nima bo'libdi? Bizni Rasulimiz aytishibdi-ku, bizni aytishsa nima bo'libdi? Ya'niki biz atrofimizda aytganimizdek ba'zi bir johillar aziyat berishadi. Qo'llari bilan, tillari bilan. To'g'ri, islomda qasos degan narsa bor. Ya'ni o'ng yuzingizga ursa chapini tutib turavermaysiz. Lekin sizda har ishda hikmat ko'rinsin. Johillik emas. Bizni shariatimiz nimaga buyurgan bo'lsa, shu narsa ko'rinsin. O'zingizni nafsingizdan kelib chiqadigan bo'lsangiz adashasiz. Xato qilasiz. Bu ko'pchilikka yomon ta'sir qiladi. Mana biz maktablarda, kollejlarda bir suhbat o'tkazamiz. Alhamdulillah har xil mavzuda savol-javoblar bo'ladi. Ukalarimizdan, singillarimizdan. Ro'mol o'rab turib, falon ish qilsa bo'ladimi deb shunga o'xshagan savol berishadi qizlar, misol uchun. Men aytamanki, ey singillarim, sizlar ro'mol o'rab, sizlarda bir yomon odat bo'lsa, boshqalar mana roman o'raganning ahvoli demasin, shunga sizlar sabab bo'lmanglar deyman. O'g'il bolalar ham, voy ukalarimiz, sizlar namoz o'qib turib, ikkichi bo'lsanglar, ya'niki dars qilmasanglar, yoki johillik qilsanglar, mana namozxonning ahvoli demasin sizlarga qarab. O'zingizlarni shaxsiylar qo'yaveringlar. Sizlar tufayli islom yomon otliq bo'ladigan bo'lsa, bunga sizlar sabab bo'lasizlar. Qizil ko'ylak yoki bo'lmasa ko'k ko'ylak, yashil ko'ylakda bir qora bir narsa dog' bo'lsa uncha bilinmaydi. Lekin oppoq ko'ylakli kichkina, ninadek dog' bo'lsa odam shuncha oppoqni ko'rmaydi, hali mana ninani qaray deydi u. Dog'i qara deydi. Ya'ni musulmon odam qancha yuksalgan sari kichkina aybi ham ko'rinadigan bo'lib qoladi-da. A qop qora bo'lsa hech narsa ko'rinmaydi. Shuning uchun o'zimiz tugul balki musulmonlarni boshqalar qaraganda yomon tasavvur bo'lishlikka sabab bo'ladigan axloqlarimizni bitta-bitta yo'qotaylik. Inshaalloh Alloh taolo shunda bizga ajr beradi. Yana bu sura-i karima shunaqa bir ma'nosi kuchliki, Rasulimiz alayhi salatu vasallamni sochlariga oq tushirgan suralardan bittasi shu. Bundagi Rasulullohdagi dard,
bundagi qiyomat alomatlari shunchalik g'amga botirganki payg'ambarimizni ezilganlaridan sochlariga oq tushgan. Mana shu sura sababli. Yana boshqa suralar bor. O'zlari zikr qilganlar. Shu suralar meni sochimni oqartirdi deganlar. Shu suralardan biri hozirgi sura edi. Demak, iloj bo'lsa tafsiri hilol bor. Boshqa bilaylik, o'qiylik. Ozgina ikki qator bo'lsa ham bilaylik. Nima uchun nozilik bo'lgan ekan? Qanaqa bo'lar ekan qiyomatda nima-nimalar sodir bo'lar ekan va hokazolar juda batafsil keltirilgan. Alloh taolo o'zi bilganlarimizga, o'qiganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilishni nasib aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va astag'firuka va atubu ilayk. Bi rahmatika ya rabbal alamin.